Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar maç yaparak birbirlerini fethetselerdi ne olurdu? Haritamızı görüyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar burada dostlar. Mevzumuz şu, bu takımlar birbirleriyle maç yaparak topraklarını büyütmeye çalışacaklar. Görüyorsunuz Benfica, Porto, Real, Barcelona bir sürü takım var burada. Dediğim gibi tüm Şampiyonlar Ligi takımları burada. Çarkımızı döndürüyoruz. Çıkan takım bir yere saldıracak. Galatasaray hangi yöne doğru gidiyor dostlar? Sol aşağıda Napoli var. Hadi bakalım. Galatasaray Napoli maçı başlayacak. Önemli bir maç tabii ki. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi Napoli yüklendi. Muslera son anda orada tuttu. Mertens. Icardi. Nereye vurdun Icardi be? Yapma. Yapma abi. Şimdi geliyor Galatasaray. Haydi bastır. Bastır Mertens. Meret tuttu. Kerem Demirbay. Ceza alanı içine orta. Nelson'dan ulan ya. Galatasaray yüklenmeye devam ediyor. Sacha Boey. Ziyeh. Üstten out. Nelson. Şimdi Sacha Boey. Haydi Galatasaray. Boey. Bir tane atalım ya. Kıvara. Geriye doğru çıkardı. Lobotka. Napoli yükleniyor. Yapma. Kıvara yapma. Saçma sapan bir gol yedik. Napoli yine geldi. Osimhen bırak topu kardeşim. Bu takım seninle dalga geçiyor. Bu takım seninle dalga geçti Osimhen. Yürü git. Hadi sonlarda atalım hadi. Maalesef Napoli Galatasaray'ın topraklarını ele geçirdi. Ya video başından böyle olmaz ya. Kıvara ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz kardeşim? Icardi atamadın mı bir tane ya? Al işte. Çarkımız dönüyor yine. Çarkımız dönüyor. Feyenoord bakalım nereye doğru gidecek? Hollanda'dan yukarısı harita bilgisi lazım. Yukarısı neresi oluyor? İngiltere'de Manchester United. Hadi bakalım Manchester United Feyenoord maçı başladı. Kim alacak acaba? Derken Ivanusic. Attı golü Feyenoord'u öne geçirdi dostlar. Bu arada umarım Galatasaraylı kardeşler videoyu kapatmamıştır. Sizden tahmin bekliyorum. Sizce bu harita kapışmasını kim kazanacak derken ona ana hata yapmadı. Nasıl oluyor? Bu harita kapışmasını kim kazanacak? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum dostlar. Herkesten tahmin bekliyorum. Rashford vurdu. Bilo. Antony atıyor golü Antony. Antony atıyor. Bir yandan kedi de uyanmasın diye bakıyorum. Çünkü bak burada battaniye yaptım ona. Şu anda uyuyor kucağımda. Derken Gimenez Rövaşata. Rövaşata ile takımını öne geçirdi Gimenez. Marcus Rashford Bilo. Bilo iyi uzandı orada ama zaten çıkıyordu galiba. Martial'in şutu dışarı gitti şu anda Feyenoord. Manchester United'ı eleyip topraklarını ele geçirmeye çok yaklaştı. Uy, Rashford'un şutu girmiyor. Bruno Fernandes ceza alanı içinde. Casemiro dışarı gitti. Artık son dakikalar derken hakem son düdüğü çaldı. Feyenoord Manchester United'ın topraklarını ele geçirdi. Yani İngiltere'nin bir kısmını aldı. Bakın şimdi göreceksiniz. Manchester United Feyenoord oldu. Bu arada ilk iki maçı geride bıraktık. Sizden bu video için en az 10.000 beğeni bekliyorum. Çünkü çok uğraştık dostlar. Editörlerimiz bunu hazırlamak için bayağı uğraştılar. 1,5 haftalık bir video hazırlama süreci oldu. Editörlerimize özellikle Zafer'e buradan bir alkış helal olsun. Adamsın Zafer. Çarkımız dönüyor. Bakalım kim çıkacak. Ve kim çıktı? Kopenhag. Galatasaray'ın grubundan. Kopenhag nereye saldırıyor? Sola doğru Manchester City'ye saldırıyor. Sizin şeyiniz ne ya? Hay Allah'ım ya Rabbim. Siz ne alaka Manchester City'ye saldırıyorsunuz yani? Yani ulan ne yapacaksınız City'ye saldırıp? Bak şimdi City atar. City atar. Erling Haaland. Oy. Grabara çıkardı. Bu Grabara'ya da ayar oluyorum biliyorsunuz mevzuları. Şimdi Grealish. Alvarez. Erling Haaland. Grabara girdi araya. Rooney. Rooney'e bak. Wayne Rooney hesabı he. Rooney. Rodri ceza alanı içinde Haaland. Çevirirse içeri tehlikeli Kovacic. Grabara çıkardı. Jack Grealish ceza alanı içinde arkadaşını görür mü? Grabara'nın üstüne vurdu. Haaland. Alvarez. Oy. Rooney. Dışarı üstten out yaptı. Rooney'e bak. Ulan Rooney. Berabere bitti bu maç. Sonuç çıkmıyor. Uzatmalardayız. Bakalım sonuç değişecek mi? Haaland vurdu. Grabara çıkardı. Uzatmalarda da sonuç değişmedi. Penaltılara geldik abi. Larsson attı golünü. Ulan burada bak penaltılarda. Penaltı biraz şans işidir. Kopenhag harbiden City'yi ele geçirebilir ha. Ben size söyleyeyim. Burada bir sürpriz izleyebiliriz. El Yunusi attı golünü. Bakalım ne olacak? Bernardo Silva sağ köşeye vurdu. Grabara yıkıldı orada. Yıkılacaksın oğlum sen. Klasson. Yapma Klasson. Yani City elense güzel olurdu biliyor musun? Bir sürpriz izlesek güzel olurdu. Sanki bilmiyorum şu anda işler değişti. City kaçırmıyor. Evet Kopenhag bunu kaçırırsa kendi toprakları gitmiş olacak Kopenhag'ın attı. City attığı anda yine bir şey değişmiyor. City elemiş oluyor Kopenhag'ı. Fethetmiş oluyor. Jack Grealish. Kopenhag'ı mahvetti.
toprakları City'ye verdi, geçmiş olsun. Manchester City Kopenhag topraklarını ele geçirdi arkadaşlar. Bakın şimdi, bakın, hop, bye bye Kopenhag. Evet, çarkımız dönüyor. Bakalım hangi takım çıkacak? Milan geldi. Milan nereye saldıracak arkadaşlar? Bakıyoruz, sağ üst. Inter'e saldırıyor. Oo! Büyük derbi ha. İtalyan derbisi. Kazanan topraklarını birbirinin toprağına alacak. Pulisic vurdu uzaklardan, Sommer çıkardı. Abi ulan zaten aynı yerdesiniz. Kim kimin toprağını alacak? Neyse, Giroud vurdu, üst direkten döndü. Rafael Leao tamamlamak istedi, olmadı. Milan geliyor, Kayer vurdu, olmadı. Bastoni derken orada bir el tespit etti hakem. Interli oyuncuya diyor ki el yaptın kardeşim, penaltı kullanılacak. Oliver Giroud topun başında. Giroud attı golü, Giroud attı golü. Takımını 1-0 öne geçiriyor. Barella, Inter ata, sol taraftan Di Marco. Di Marco döndü. Di Marco ceza alanı içine ortalamak istedi, kaleciye gitti. Calabria'dan çıkıyor top. Pulisic ceza alanı içinde. Şimdi sıyrıldı oradan. Pulisic oy! Giroud ikinci golünü attı. 2-0 yaptı Giroud. Şimdi Dumfries, Mkhitaryan vurdu, olmadı. Dönen top Turan vurdu, Magnan çıkardı. Buradan Inter harbiden zor çevirir. Magnan çıkardı. Helal olsun Magnan'a, bak bugün iyi oynadı ha. Pulisic, Milan atakları devam ediyor. Pulisic ayağından açtı. Pulisic çevirdi. Şimdi Pobega. Ulan nereye vurdun? Sağ tarafa vursan gol. Inter ata, Mkhitaryan çekti, verdi pasını. Turam. Oy. Turam ne sert vurdu orada. Theo Hernandez ceza alanına girdi. Açtı ortasını. Boşta kalan top Rafael Leao. 3-0. Net bir skorla Milan Inter'in topraklarını alıyor dostlar. Artık bu noktadan sonra maçta bir şey olmaz. Aynen öyle. Geçmiş olsun. İtalya'da şu anda Milan'la Napoli kaldı. Ki Napoli'de Türkiye'de var. Türkiye'yi alması kötü oldu ya. Çarkımız dönüyor ve şimdi Antwerp Belçika takımı geldi. Bakalım hangi yöne doğru gidecek ok? Sol üst. Yine İngiltere'den bir takım var. Arsenal'le kapışacak Antwerp. Sıkıntı bir rakip. Bakalım ne olacak, hep beraber izleyeceğiz. Ya Antwerp sen nesin ki Arsenal'e kafa tutuyorsun ya? Bak Manchester City örneğinde gördün Kopenhag. Arsenal öne geçti abi. Arsenal öne geçti. Odegaard hata. Havertz ceza alanı için Nketiah. Oha, ısrarcı bir Arsenal var. Tuttuğunu koparan bir Arsenal. Şimdi Nketiah ceza alanına baktı, aradan oynadı. Havertz atıyor golü, Havertz atıyor. 3 yaptı Havertz. Bukayo Saka. Abi Arsenal Antwerp'e top göstermedi bu arada. Hiçbir şey yok yani. Antwerp hata izlemiyoruz dikkat ediyorsanız. Bitti maç. Net bir galibiyet. Gördüğünüz üzere bakın Arsenal'li oyuncular hepsi çok iyi oynadı. Geçmiş olsun Antwerp. Küçücük bir toprağı varmış zaten. Arsenal aldı onu. Ve şimdi Dortmund. Bakalım nereye saldıracak Dortmund? Borussia Dortmund aşağı doğru gittiği zaman Bayern Münih. Abi bir büyük derbi daha izliyoruz Inter Milan derbisinden sonra. Bakalım Dortmund Bayern Münih derbisinde neler olacak? Şimdi Coman var top. Coman iyi gitti. Musiala. Vurdu Musiala uzaklardan. Out'a gitti top. Derbi devam ediyor. Arka tarafta Alfonso Davies. Coman çekti vurdu. Kobel. Bak Coman orada tık tık hareket yaptı. Parlıyor mu şu? Şunu şöyle yapalım. Evet. Goretzka yalnız. Uy. Goretzka neler yapıyor? Kızım da oradan beni izliyor yataktan. Yataktan beni izliyor kızım. Evet, ilk yarı bitti. Devam ediyoruz. Ya şunun şu tipine bakın. Çekeyim de ekrana koyarız. Free kick oldu bir yandan. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Şunun tipine bak ya. Ekrana gelmiştir şu an. Harry Kane. Harry Kane ceza alanı içinde. Sané vurdu. Hala gol yok. Çok sıkıcı bir maç derken penaltı oldu. Bir elle oynama tespit etti hakem. Harry Kane. Ters köşeye yatırdı kaleciye. Harry Kane. Bayern'in golcüsü golünü attı aga. Bayern'in golcüsü golünü attı. Harry Kane ile öne geçiyor Bayern. Bakalım Dortmund cevap verebilecek mi? Ceza alanı için tehlikeli pozisyon. Karim Adeyemi. Adeyemi Ulreich çıkardı. Evet, Haller'le geliyor Dortmund. Haller, Sebastian Haller. Sebastian Haller içeri çekti. Sebastian Haller Ulreich. Kane. Harry Kane. Harry Kane gitti. Harry Kane ceza alanına çevirebilir. Harry Kane. Musiala Süle çıkardı. Dakika 85. Hakeme bakıyorum. Acaba maç ne zaman bitecek? Dönen top Sané. Süle neler yaptı be. Haydi Dortmund bastırır mısın oradan? Bastıramamış. Maç bitti. Vay be. Dortmund eleniyor. Bayern Münih. Almanya'nın sahibi benim diyebilecek mi acaba? Leipzig falan da var. Dortmund'un bölgesini aldı burada Bayern Münih. Çarkımız yine dönüyor dostlar. Çarktan takımlar yavaş yavaş eksiliyor. Paris Saint Germain. Bakalım Paris kime saldıracak? Aşağı ok neresi? Lens. Fransa'nın sahibi olmak istiyor Paris Saint Germain. Olabilecek mi göreceğiz. Lens de geçen sene iyi performans sergilen takımlardan biriydi. Fransa Ligi'nde derken Kolo Muani attı golünü.
Muani, Onur abi böyle söylüyor ya. Muani. Bu arada Onur abinin kanalında harika bir halı saha videosu var. İzlemeyi unutmayın derken Abdülsamet aradan çıkardı. Lens. Biz hep kötü takımın yanındayız kardeşim. Bu maçta da Lens'in yanındayız ama Paris 2'ye gidiyor. Dembele üst direk. Dembele bu sene oyunda nasıl bir şey ya? Hayvan gibi oynuyor Dembele bu sene. Cezalanın içi vahiy. Lens'in şut olma. Dönen top haydi bastır. Abdülsamet geçmiyor top. İlk yarı bitti dostlar. İkinci yarıdayız. Dembele aradan çevirdi. Kolo Muani. Muani vurdu olmadı. Olmuyor abi, olmuyor. Tomasson cezalanın içinde. Haydi Lens. Haydi oğlum. Fungi vur. Haydi Fungi bir daha vur. Ne oldu orada? Ya abi Lens şunu berabere yapsın ya. Mbappe. Mbappe Samba. Adamsın Samba, yapmayın. Tamam. Lucas Hernandez cezalanı içi. Kolo Muani. Çok oynatıyorsunuz bunları. Atarlar sonunda böyle. Şimdi Kolo Muani. Fabian Samba. Fulgini. Vahi. Donoruma tuttu. İki olduktan sonra artık şu an atsanız ne yazar kardeşim ya. Bitti maç, bitti. Muani 3 yapacak belli oldu. Arka tarafta boş. Atar Dembele'ye. Attı. Çok rahat. Oha girmedi. Dembele'ye bak. Vay eşek vay. İyi tamam, 2-0 bitti. Paris Saint Germain Lens'i elemiş oldu böylelikle. Evet, Paris gördüğünüz üzere bütün Fransa'yı aldı. Ya var ya, şu videoyu böyle ilerletip kendim sonu görmemek için zor tutuyorum. Milan bakalım kime saldıracak. Acaba videoyu kim kazandı ya? Sağ üst. Salzburg'la oynayacaklar. Milan Salzburg maçı başladı. Sağdan Dedic geliyor. Dedic cezalanı için. Konate. Mike'dan çıkardı. Teo Hernandez. Teo Hernandez soldan geliyor. Milan'ın ikinci maçı ha bu. Teo Hernandez. Loftus-Cheek. Loftus-Cheek vurur oradan. Attı golünü. Çok çok boş bıraktınız lan adamı. Yani çok açısı vardı. Adam atar tabi. Rafael Leao geçebilir oradan. Rafael Leao sıyrılmadı ama hala gidiyor. Leao cezalanı. Arka tarafı orta. Harika orta geldi Leao'dan. Benim Ultimate Team takımında da var. Çok seviyorum Leao'yu. 1-0 önde kapattı Milan ilk yarıyı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Loftus-Cheek döndü. Loftus-Cheek şimdi verdi pasını. Rafael Leao. Leao ne yapacak? Leao verdi. Oyyy. Schlager orada iyi çıkardı. Milan. Paris üstüne oynayan taraf Milan harbiden. Pobega cezalanınca çok rahat paslaşıp çok rahat şutlar atıyorlar ya. Yani Salzburg defansı ne yapıyor kardeşim? Hayırdır? Giroud kaleye baktı. Uf, üstten out. Inter maçının yıldızıydı Giroud. İki golü vardı değil mi? Hoito. O da out'a vurdu. Bak tavana gidebilirdi bu top. Güzel vurdu. Terzic. Giroud araya girdi. Olivier Giroud. Olivier Giroud geldi. Olivier Giroud. Giroud baktı. Giroud döndü. Güzel pas. Rafael Leao. Baido araya girdi. Baido. Leao bir daha orada bastırmıştı, olmadı. Şimdi Rafael Leao aldı. Leao Giroud'u görür mü, cezalanışı olmadı. 1-0 Milan alıyor. 1-0 olsun bizim olsun dedi abi adamlar. Salzburg'u da aldılar. İki kere kazandılar şu ana kadar, helal olsun. Görüyorsunuz. Milan oraya aldı, oraya girdi yani. Ve çarkımız yine dönüyor. Haydi lan eleyin birbirinizi daha çok. Elenme görmek istiyorum. Ve şimdi okumuz dönüyor. Ok sağ tarafı işaretletti ve sağ tarafta Fransa'yı az önce işgal eden Paris Saint Germain var. Barcelona Paris Saint Germain maçı. Yıllar önce bir 6-0'lık maç mı olmuştu? Bir şey olmuştu. Çok ikonik bir maç vardı ya. Detaylarını unuttum. Harbi Messi işte o zaman Barcelona'daydı derken. Ay 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 ay. Ay ay. Mbappe ceza alanı içinde. Mbappe geriye çıkardı. Emery şimdi Hakimi. Hakimi baktı. Vurdu. Ya abi bu ne baldır lan PSG'nin balı. Aa! PSG saçma sapan bir gol. Saçma sapan bir gol attı PSG. Ne yaptın? Bu gol ne alaka kardeşim? De Jong ceza alanı içi. Mbappe uzaklaştırmak istedi. Şimdi Cancelo vurdu. Donnarumma tutuyor. Maalesef Barcelona elendi abi. Real Madrid'in korkması lazım. Baksana PSG'ye. Ve şimdi çarkımız dönüyor. Sevilla çıktı. Bakalım ok ne tarafa gidecek. Üste doğru gitti ve Sevilla'nın üstü Real Madrid. Hadi bakalım. Bir İspanyol derbisi. İspanyol maçı. Derbi olmuyor, aynı şehrin takımı da değil. İki İspanyol büyük takımının maçı ama yani sonuçta derken Rakitic Kepa. En-Nesyri. Ulan be. Sevilla nasıl bastırıyor? Valverde. Rodrigo. Rodrigo gitti. Joselu. Uff. Joselu takımını 1-0 öne geçirdi. Paris Saint Germain'den korkmuyoruz diyor. Şimdi Sevilla hata. En-Nesyri arka tarafta boş. Ortalamadı Suso. Suso ceza alanı içinde. Suso döndü. Lamela'nın şutu. Ulan ilk baştan ortalasa goldü. Şimdi Real Madrid hata izliyoruz yine. Camavinga. Sol taraftan Valverde. Arka taraf Dimitrovic çıkardı. Bellingham. Dibine kadar girdi kalecinin. Fran Garcia. Valverde. Bellingham. Joselu. Joselu döndü. Valverde Dimitrovic. Rodrigo. Vinicius Junior'ı görür mü? Gördü. Vinicius Junior 2 yaptı. Takımını 2-0 öne geçirdi. Zaten alıyordu Real Madrid.
kazanmış oldu böylelikle. Evet, gördüğünüz üzere Real Madrid o bölgeyi aldı. Çarkımız yeniden dönüyor ve Benfica. Bakalım Benfica nereye doğru gidecek? Bu arada bebeği de getirdim bak. Benfica Real Madrid'e saldırıyormuş. Bak bak Orkun Kökçü bizim çocuk ya Orkun Kökçü. Tamam mı? Bak Benfica geliyor Cabral. Cabral'le geldi Benfica. Cabral dışarı. Cabral dışarı vuruyor. Aha. Joselu direkten döndü. Ulan ne oldu orada? Ne oldu orada? Rüdiger, Tchouameni, şimdi Kamavinga, Bellingham ceza alanı içine doğru giriyor Real Madrid. Rodrigo vurdu olmadı. Dönen top. Samuel uzaklaştırdı. Samuel uzaklaştırdı. Harika bir ataktı. Yalnız çok iki takım da çok boşluk veriyor. Cabral. Cabral vurdu Kepa. Real Madrid sonunda böyle bir tane yiyecek he. Aha. Oy Benfica. Benfica attı golü Benfica. Cabral bak. Ne biçim gol attı lan Benfica. Ana şimdi Real Madrid geri dönebilecek mi? Joselu. Oy Samuel çıkardı. Dakika 76 Real Madrid için. Çanlar çalıyor dostlar. Rafa ile geldi Benfica. Çok boşluk var var ya. Real Madrid savunmasında çok boşluk var. Real Madrid Vinicius Junior çevirdi. Joselu attı. 1-1 beraberliğe getirdi durumu Joselu. Ulan az önce direk olmasa Real Madrid elenmişti. 2 olacaktı. Valverde dışarı vurdu. Real Madrid buradan alır abi. Uzatmaya götürürse alır derken uzatmaya gerek bile kalmadı Joselu. Ulan Benfica var ya eşekliğinden elendin ha. Real Madrid az kalsın veriyordu sana maçı. Real Madrid Benfica'yı aldı. Portekiz'in yarısını almış oldu. Ve şimdi bakalım Arsenal çıktı çarkımızdan. Yalnız takımlar azaldı dikkat ediyorsunuz değil mi? 32 takımla başlamış olmamız lazım. Arsenal Paris'e saldırıyor. Saka ceza alanın içinde omzu koydu Saka. Olmadı. Dembele sol tarafta Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe, Dembele, Mbappe. Mbappe Ramsdale. Skriniar, Osman Dembele. Osman Dembele çevirdi Emery. Mbappe. Kim eşitliği bozacak Ramsdale çıkardı. Marquinhos. Abi PSG ne bastırıyor. Marquinhos bile atakta bak oralarda yani. Harbi helal olsun derken Muani üst direk. Bu oyunda ne kadar çok üst direk oluyor ya. Havertz. Havertz. Baktı kaleye Havertz. Uf. PSG atakta. Mbappe vurdurtmadılar. Dönen top Saliba girdi araya. Mbappe de girdi araya. Mbappe. Vermedi orada topu. Mbappe verdi pasını şimdi. Vitinha dışarı vurdu üstten. Köşeye vursa gol. Vuramıyor ama. Dakika 82. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kim bozacak bu eşitliği? Thomas Partey verdi. Nketiah. Baktı kaleye. Nketiah harika bir bitiriş. 85'te öne geçiriyor takımını. Nketiah ara beni yala beni diyor. Ve hakeme bakıyorum. Maç bitti. Paris Saint Germain eleniyor. Fransa Arsenal'im be. Bay bay Paris Saint Germain diyoruz. Arsenal bayağı büyüdü. Şu anda en büyük takım Arsenal. Çarkımız döndü. Shakhtar Donetsk. Bu takımı da hiç söyleyemem ya. Shakhtar hangi takıma karşı? Bakıyoruz Napoli'ye karşı. Ulan ya orası bizim olacaktı. Galatasaray çok erken elendi ya. Neyse Napoli. Zielinski. Kıvara vurdu olmadı. Bari biz Napoli'yi tutalım hani en azından. Deriz ki video sonunda Galatasaray'ın elendiği takım kazandı kardeşim deriz. Ben Napoli'ciyim arkadaş şu an. Meret. Yalnız Meret ne çıkardı? Zielinski. Osimhen vurdu. Köşeye inanılmaz bir gol attı Osimhen. Shakhtar'ı eleyecek mi Napoli? Osimhen harika bitirdi. Şimdi Shakhtar hata. Ocheco. Bomboş. Stepanenko. Tecrübeli oyuncu. Golü yazamadı. Ve şimdi maç 1-0. Napoli lehine bitmiş oldu. Baksana abi Napoli de büyüdü. Shark'tan Celtic çıktı dostlar. Okumuz nereye gidiyor bakalım? Sağ aşağı gidiyor. Sağ aşağıda da Feyenoord mu var? Feyenoord var. Evet. Aradan pas Gimenez. Bu videonun yıldızlarından biri oldu Gimenez be. Hugo sağdan verdi Abada. Şimdi Gertrude uzaklaştırdı. Celtic hata Abada. Dakika 52 Kyogo. Attı golü Kyogo. Beraberlik geldi maça. Geçmiyor pas Johnson araya girdi. Hart uzaklaştırmak istemişti. Yine Hart'ta kaldı. Wafer. Sağ taraftan yükleniyor şimdi Feyenoord. Pakşao attı gollü Pakşao. Dakika 68 2-1 öne geçiriyor takımını. Ve maç bitti. Feyenoord Celtic'i elemiş oldu. Gördüğünüz üzere Celtic haritadan silindi. Çarkımız dönüyor bakalım hangi takım çıkacak. Ve Bayern Münih. Sadece baba takımlar kalmaya başladı. Bir Young Boys falan da elenirse. Bayern Münih nereye saldırıyor? Arsenal'e saldırıyor. Baba takımlar birbirini yiyecek. Young Boys orada arada kalmıştı gördünüz mü? Goretzka uzaklardan vurdu. İnanılmaz bir kapışma başladı dostlar. Arsenal haritanın en büyük takımlarından biri. Ya en büyüğü ya da en büyük ikinci takımı yani. Napoli ile arasındaki farkı tam kestiremiyorum. Bayern Münih geliyor. Bayern Münih kazanırsa
Haritanın neredeyse yarısı onun olacak. Sané. Sané vurdu, olmadı. Sané kaleci aldı, Ramsdale aldı. Coman döndü, Kimi çevirdi. Harry Kane Arsenal savunmasından döndü derken el var dedi hakem. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Bakın burada Saliba'nın eline çarptı diyor. Tartışmalı bir pozisyon, eli aslında doğal konumda. Harry Kane Bayern Münih Dortmund maçında da penaltıyla öne geçmişti. Burada da penaltıyla öne geçiyor. Coman inanılmaz geldi oradan. Coman vurdu şimdi. Out'a gitti top. Atar mı bir tane Martinelli? Martinelli aradan oynadı. Gabriel Jesus üstten out. Şunu topun altına girmeyin kardeşim, şu topun altına ya. Yerden biraz. Bayern Münih haritanın yarısını aldı abi. Bak şimdi üf. Bakalım hangi takım çıkacak ve... Porto. Porto kardeş, kime saldıracaksın? Sağ aşağıda kim var? Tam sağında Real Madrid var abi. Şanssızlığa gel. Gerçi Real olmasa Bayern'le oynayacak. Yalnız golü atabilir Tarremi'yle falan ha. Tarremi'ye verin, atar. Tarremi Onur abinin adamı, atabilir yani. Korneri kullanıyor Porto. Tarremi var orada. Grujic. Ulan Kepa içeri alıyordu. Şimdi ace takıyor. Sol taraftan Galeno. Porto iyi takım ha. Tarremi vurdu, alabadan döndü. Pepe. Tarremi içeride bekleyecek. Pepe vurdu. Salaktan bir gol attı Pepe, ne yaptı? Kaleci Kepa ne yapıyorsun bak. Pepe, bu arada güncel kadroları oynatıyoruz, o yüzden kalede Kepa var. Video başında bunu söylemeyi unutmuştum ama kadrolar güncel. Uf, Joselu bir bire getirdi durumu. Galeno çevirdi. Martinez, Kepa. Oy, Kepa çok sektiriyor ya. Joselu arka direk bomboş. Joselu vermedi pasını. Joselu şimdi arka direği düşündü. Zaten offside olacaktı atsaydı da. Evet, 1-1 beraberlikle sonuçlandı ilk 90 dakika. Uzatmalara kaldık. Real Madrid Da Costa çıkardı. Da Costa değil, Douglas Costa. Uzatmalarda da bence gol çıkmayacak. Penaltılara kalır bu maç, söyleyeyim. Söyleyeyim, bu maç penaltılara kalır. Derken Tarremi, Kepa. Evet, penaltılar. Penaltılar. Sıkıntılı bir süreç geldi. Tarremi. Tarremi atıyor golü, Tarremi. Modric vurdu, o da attı penaltıyı. Oyarzabal. Herkes attı şu ana kadar. Alaba kaçırdı, Alaba direğe vurdu. Mario, Joao Mario attı. Toni Kroos topun başında. Toni Kroos sola vurdu. Real Madrid elenir ha bu gidişle. Aha, Kepa kurtaramıyor. Real Madrid bunu kaçırırsa eleniyor. Vinicius Junior attı, Vinicius Junior. Porto bunu atarsa Real Madrid eleniyor abi. Porto bunu atarsa Real Madrid silindi, geçmiş olsun. Geçmiş olsun Real Madrid, Porto'yu elendiler. Harbi helal olsun Porto'ya, çok da iyi oynadılar. Emektar Pepe de hala orada, eski takımını eledi Pepe. Ve şimdi Manchester City çıktı çarktan, artık az takım kaldı. Diğer tarafta da kim var? Napoli. Üf. Zielinski, Napoli geliyor. Politano. Ederson iyi tuttu orada. Geç tepki verdim. Senkronda sorun yok, haberiniz olsun. Bir yandan kediyle oynuyoruz. Elimi ısırıyor. Manyak. Oğlum acıttın lan bu sefer. Oğlum da değilsin sen, kızımsın. Napoli gol attı, görmüyorsun. Napoli gol attı, beni meşgul ediyorsun sen. Şimdi Manchester City hata. Kovacic. Meret tuttu. Şimdi ceza alanına girdi Zielinski ile Napoli. Zielinski çevirse gol olur, kendi burada Ederson. Güzel çıkardı Ederson. Jeremy Doku ile geliyor Manchester City. Erling Braut Haaland kaleye baktı. Erling Braut Haaland, Jeremy Doku. Meret dönen top Foden tamamlayamadı. Alamadı orada. Ne oldu lan? Faul mu oldu? Erling Braut Haaland'a kırmızı kart. Haaland orada ne yaptı? Manchester City 10 kişi. Kaleci açıldı Ederson. Geri yerine döndü. Konuşamadık orada. Napoli hata. Zielinski. Bak bir daha denedim onu. Olmamıştı. Derken Napoli 1-0 kazanıyor. Manchester City elendi kızım. Duydun mu? Napoli'ye bak abi. City'nin topraklarını da aldı. Çarkımız dönüyor. Bakalım yeni takım kim olacak? Leipzig. İlk defa birine saldırıyor Leipzig. Hemen haritadan silinebilirler ha. Kim nereye gittiler? Sol aşağı. Bayern Münih. Bayern Leipzig'i alırsa tüm Almanya'yı da almış olacak. Goretzka, Sané. Sané. Sané sırla sırla gitti orada. Sané verdi pasını. Harry Kane üstten out'a gitti, Harry Kane'in şutu. Şimdi Sané verdi tekrardan, Harry Kane sıyrıldı, manyak gitti Harry Kane. Harry Kane. Ay 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 ay, güzel gol attı. Güzel gol attı baba. Harbi iyi gol attı. Leroy Sané çevirebilecek mi? Musiala yakın direkten. Nasıl bir şut oldu o ya? Gol abi, geçmiş olsun. 2-0 yaptı Bayern Münih. Musiala topla birlikte kaleye girdi. Mazrui'nin önünde kaldı. İlk yarının artık 27. dakikasında falanız derken, oha ne oluyor oğlum? Harry Kane harika sıyrıldı. Musiala 90'a takıyor. Harry Kane, Musiala, Sané. Bunlar Bayern'i taşıyor abi.
Bu adamlar Bayern'i taşıyor harbiden. Diyecek bir şey yok abi. Bayern Münih inanılmaz oynadı. Buradaki tek Alman takımı ben kalacağım dedi ve kaldı. Artık çarkta da çok az takım var. Görüyorsunuz. PSV Eindhoven. Hangi takımla oynayacak PSV? Aşağı ok. Abi Bayern Münih. Bayern Münih gerçekten sıkıntı. Goretzka ile PSV'li oyuncunun fiziksel farkını az önce gördünüz. Yan yana duruyorlardı ya. Harry Kane direkt golü atıyordu. Üstten out oldu. Üst direkten out. Lozano ceza alanına girdi. De Jong vurdu. Kaleci ne oldu Ulrich? Ulan Bayern Münih yiyordu. İlk yarının son dakikaları Alphonso Davies. Sané'nin kafası Benitez harika çıkardı. Leroy Sané sıyrıldı. Leroy Sané gidiyor. Leroy Sané çok basit bir gol attı. Basit gösterdi ama öyle değil tabii ki. Güzel vurdu. Helal olsun. Bayern Münih'in alacağını tahmin ediyoruz zaten bu maçı. Harry Kane abi adam ikiye attı. Ben burada kediyle ilgilenirken adam kızım düz yatsana ya. Heh. Ya bu maçı PSV şey yapar abi verir ya bitti. Derken PSV de attı ha. Harbi attılar yani. Al bir tane daha atar şimdi olmadı. Olmadı fark etmez. Hocam bitmiyor mu maç bitti. Yani Bayern burada PSV'yi eliyor. Hollanda'dan sadece Feyenoord kaldı değil mi? Bir Feyenoord kaldı Hollanda'dan. PSG'nin alanını da aldı Bayern. Haydi bakalım çarkımız dönüyor. Hollanda takımı Feyenoord kaldı demiştik. Feyenoord çıktı. Kimle oynasa sıkıntı. Young Boys'la oynama ihtimali yok. Çünkü arada Bayern toprağı var. Napoli ile oynayacak. Young Boys'la oynasa belki elerdi Feyenoord. Bence burada Feyenoord için yolun sonu konuşamadı. Kıvara ceza alanına çevirdi. Zambo Anguissa çok rahat. Çok rahat abi. Napoli bomboş ceza alanı. Oha abi ne yaptınız? Büyük hata ha Feyenoord'dan. Çok büyük hata. Feyenoord geliyor Stengs'le beraber. Stengs. Bu nasıl bir gol lan? Kaleci ne yapıyorsun? Mal mısın? İkinci gol için geliyor. Beraberlik gelecek mi Feyenoord'dan? Ivanusic. Oy Meret harika çıkardı. Meret taşıdı şu an. Az önce sıkıntılı bir gol yemişti. Onu telafi etti. Ceza alanına girdi Feyenoord. Feyenoord 2-2 yaptı Gimenez. Yıldızı bu videonun harbiden. Feyenoord eleyecek mi Napoli'yi? Napoli geliyor. Feyenoord aldı topu. Hanko şimdi Kvara'da kaldı. Kvara'nın pası Zielinski Bilo tuttu. Bilo. Ah ne fırsatlar kaçtı. Napoli hatta sol bomboş. Sağ oynadı Elif Elmas Di Lorenzo. Müthiş vurmuştu olmadı. Uzatmalara kalıyor maç. Helal olsun lan Feyenoord'a. İyi diş gösterdi. Osimhen vurdu Bilo harika çıkardı. Şimdi Osimhen'le geliyor Napoli. Osimhen uzatmaların da son dakikalarında Osimhen attı. Victor Osimhen Napoli kazandı yani Icardi sevinci de yaptı. Feyenoord çok ümit vermişti. 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Ya şey olmuştum Feyenoord'u tutuyordum ufaktan. Ulan Napoli bayağı toprak aldı ha. Artık gerçekten çok az takım kaldı. 3-4-5 takım kaldı. Milan çıkıyor. Milan nereye saldıracak? Sola doğru saldıracak. Solunda Young Boys var. Young Boys orada kalmayı nasıl başardı abi? Bu zamana kadar kalması bir mucize. Kimseyle eşleşmedi. Kimseyle oynamadı. Bu ne karanlık bir stat lan. Birbirinizi görüyor musunuz kardeşim? San Siro'da oynanıyor maç. Birbirinizi görüyor musunuz? Giroud sıyrıldı rakibinden. Giroud aradan oynadı. Rafael Leao. Cezalanıcı Loftus-Cheek. Böyle cılız şutlar gol olabiliyor. Çok ilginç. Moncayer kafayla uzaklaştırmak istemişti. Young Boys geliyor. Elia. Elia şimdi en same olmadı. Yalnız orada bir el var. Hakem eli tespit etti. Hakem eli tespit etti. Penaltıyı verdi. Young Boys öne geçebilir. En same. Öne geçiriyor Young Boys'u. Sürpriz olacak mı acaba en same? Vay be Young Boys'a bak. Milan'ı elerlerse büyük olay ha. Harbi büyük olay. Oha 90'a vurdu. Ne oluyor oğlum? Oğlum sürekli Young Boys hata var. Elia indirdi. Lacomi. Şimdi en same Magnan. Dakika 90'a doğru yavaş yavaş geliyoruz. Hala Young Boys atakları devam ediyor. En same vurdu. Magnan çıkardı. Kurun hiç uzaklaştırmak istedi. Imeri. Ulan Rövaşata 90'dan şeyden döndü. Üst direkten döndü. 90'ın üst direğinden döndü bir de. Milan'ın toprakları Young Boys'un oldu abi. Aga Young Boys nasıl bu kadar ilerledi? İlk 4'e girdi ha. Son 4 takım yani. Bayern Münih. Bakalım kime karşı oynayacak Bayern Münih? Sol aşağı. Oy Young Boys. Haydi bakalım. Zor maç ama yani Young Boys'u az önce hafife almıştık. Milan'ı elediler. Belki Bayern'de elerler. Bayern Münih hata. Musiala Rajoppi. Milan hiç oynayamadı. Bayern Münih iyi yükleniyor. Dakikalar 25. Leroy Sané çevirdi. Harry Kane vurdurmadı orada. Montero vurdurmadı. Benito. Harry Kane. Amenda. Kamara. Harry Kane kaptılar topu. Bayern Münih. Harry Kane. Golü attı Harry Kane. Aşağı vermesi lazım diye düşünüyordum içimden. Ama baba attı golü. Artık 90 artı 1'deyiz. Son bir atak o da Bayern Münih'ten geliyor.
Musiala üstten alta vurdu. Bayern Münih Young Boys'a eliyor dostlar. Adamları küçümsedik. Young Boys elense iyi olur dedik. Bayağı ilerlediler. Haydi bakalım son 3 takım. Kim kimle oynayacak? Ve Porto. Porto geldi. Ulan Porto salaktan finale kalıyordu ha. Nereye oynuyor? Sağ üst. Sağ üstte Bayern Münih var. Resmen sürekli Bayern Münih izledik. Ben anlamadım. Bu videoda hep Bayern Münih izledik. Çok oynadılar yani. Harry Kane. Olmadı. Dönen top. Barcano uzaklaştırdı. Şimdi Davis. Bu arada Porto Real Madrid'i eleyerek buraya kadar kaldı. Onu da söylemiş olalım. Adamlar Real Madrid'i eledi. Goretzka. Şimdi verdi pasını. Leroy Sané. Douglas Costa hatalı bir gol yedi diyebiliriz. Estacio ne yaptın lan? Oğlum düzgün vursam beraberliğe getireceksin durumu. Durumu beraberliğe getirecektin. Musiala 2-0 yapmaya çok yaklaşmıştı Bayern. Şimdi Kimmich Kane. Delik Kimmich Kane. Güzel paslaşmalar var. Leroy Sané. Sané. Döndü verdi pasını Musiala. Güzel. Koman. Koman. Karşı karşıya bitirdi Koman. 2-0 yapıyor. Maçı da bitirdi artık. Avrupa haritasında. Bu arada Tarremi golünü atıyordu. Keşke bu videoda Tarremi bir tane atsaydı. Final Bayern Münih Napoli dostlar. Final belli oldu. Napoli Bayern Münih finali başladı. Avrupa'yı kazanmak için bu iki takım maç yapıyor. Bütün Avrupa kazanan takımın olacak. Lobotka. Şimdi solda Oliveira. Oliveira döndü. Juan Jesus. Juan Jesus. Aradan oynamak istedi. Güzel bir pas. Zielinski. Zielinski sıyrıldı gidiyor. Zielinski. Zielinski önünü kapattı. Kimince arka tarafa çevirmek istedi. Olmadı Zielinski. Şimdi Lobotka. Anguissa. Zambo Anguissa aradan verdi. Offside yok. Politano. Ulre. Ne oldu oğlum orada? Ne oldu? El mi var? Ulan el varsa yeter artık be Bayern Münih ya. Videoyu var ya penaltılarla kazandınız be kardeşim, yeter ya. Bu ne abi? Bu Bayern'in bu şeyliği nedir? Hakemciliği nedir be? Almanya'da yaşayan Bayern'li olan kardeşlere selam da yani ne abi bu? Sürekli penaltı penaltı. Allah Allah. Napoli'den gol bekliyoruz. Şu an Napoli'liyiz. Napoli'liyiz. Zaten Napoli ilk Galatasaray'ı elediği için hani Galatasaray'ımızı eleyen takım şampiyon olsun diyerekten Napoli'yi tutuyoruz ama yine mi el var? Ne var abi? Heh. Offside olmuş bu sefer. Yine el olsaydı çıldıracaktım. Di Lorenzo. Politano. Çevirdi. Haydi Napoli. Hadi oğlum. Abi saçma sapan 1-0 kazandı. Bayern Münih kafayı yiyeceğim ya. Şu anda final maçı heyecanlı bile geçmedi. Napoli hiçbir şey yapamadı abi. Napoli o kadar ilerlemişti. Bunlar da birilerini elediler yani. İlk başta Galatasaray, sonra başka takımları elediler. Şakları falan elediler ya. Bütün Avrupa Bayern'in oldu arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi 1,5 haftadır bu videoyu yapmaya çalışıyoruz. Yapımı bayağı uzun sürdü. Harita kapışmalarının devamını istiyorsanız yorumlara konsept önerilerinizi yazmayı unutmayın. Nasıl bir harita kapışması yapalım bir sonraki videoda. Ayrıca daha fazla bu tarz videolar için de abone olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Bekleyin, bekleyin kızım. Arkadaşlar, kızım selam söyle onlara. Ha? Tamam, tamam iniyoruz hadi. İniyoruz, şöyle yapalım. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi. I'm not afraid to die.